Gitman, gitmem. Comic. Bir zamanlar mutluydum, bir karım vardı bir çocuğum, parası iyi diye başladım tetikçilik yapıyorum. Hanımı çocuğu kaybettim. Depresyonda yaşıyorum. O zaman muhasebeci olaydın. Be amına godum. Temalı bu yapımda. Hikayemiz bu güzel tatlı çocuğumuz alçak kötü adamlar olan Rakkalı uyuşturucu baronu tarafından kaçırılıyor. Bu ibne bu şehrin sefiri. O ne derse o oluyor. Askeriyeyi bile ele geçirmiş. Albaylar komutanlar falan karşısında hazır olda duruyor. Yani bu eşittir bu kötü adamlar tarafından kaçırılan bu çocuk da bir başka şehirdeki yine bir uyuşturucu baronunun oğlu. Ne kadar masum bakar mısınız? Ama bu iki baronlar kan davalısı. Bu ibne, bu ibnenin oğlunu kaçırıyor mu? Hapiste olan bu ibnenin sağ kolu da haberi vermeye gidiyor. Efendim çocuğunuzu kaçırdılar. Çocuğumu kaçırdılar. Evet efendim. Evet efendim. İyi gidiyorum ben. Oldu görüşürüz. Tabii ki böyle olmuyor. Diyor ki çocuğu kurtar yoksa ben de senin çocukları gömerim. Düşün adam nasıl bir göt korkusu yaşıyorsa çocuğu kurtarması için tetikçi olarak toru tutuyor amına koyayım. Tor abi ailesini kaybetmiş. Baya hitman, John Wick, Jean-Claude Van Damme, Rambo karışımı bir abimiz. Yapım boyunca sürekli kaybettiği ailesini görüyoruz. La anladık tamam. Dertli amına koyayım. Ama 10 defa göstermeyin la. Buna bir iş geliyor. Diyorlar ki bir baronun çocuğu kaçırıldı. Sen de onu başka bir barondan kurtaracaksın. İyi tamam iyi hallederiz. Bu kadar rahat abi. Zaten öleyim ben kafalarına takılıyor. 2 saatlik yapımın ilk 15 dakikasında karakterin geçmişini, alt karakterlerin olayını ve ana hikayeyi bu kadar temiz anlatabilen pek yapım bulamazsınız. Bak 15 dakika. Ülkemizde 15 dakikada ekonomik gidişat anlatılamıyor düşün. Saçma olan kısım şu. Bak bunlar ekipler. Kaç kişiler? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu abi kol olarak ekibe dahil olmuş. Şunu da hikaye akışında bir daha asla görmüyoruz. Şu 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 da ilk yarım saatte ölüyorlar. Aslında koca ekibe baktığın zaman bir tor abi çalışıyor. Diğerleri telsizden "Neredesin Tor? Çocuk al gel Tor. Az kaldı Tor. Ecük daha gel Tor. Buradayız Tor." şeklinde takılıyorlar. Dediğim gibi bir tor çalışıyor. Onu da zaten az sonra göreceğiz. Reis direkt operasyona dalıyor. Bak daha yapımın 16. dakikasındayız oğlum. Yani John Wick 1, Extraction 2. Bu arada ne demek Extraction? Hiçbiriniz merak ettiğiniz mi amına koyayım? Bu videoyu izleyenlerin %90'ı Extraction ne demek diye merak ettiyse ben de topum. Çok mu iddialı oldu da. Neyse Extraction çıkarma demekmiş. Tam adıyla uyumlu çünkü abimiz herkese çıkarıyor. Yer yerde gösteriyor. Bu dakikadan itibaren çocuğu aldığı gibi öyle bir aksiyon başlıyor ki son 10 yılda izleyebileceğiniz en iyi aksiyon. Bak yapım boyunca geçen aksiyonda Hacı ben sana sıkmaya geliyorum Veya şş başrol Bak yumruk sallıyorum ha Tut beni döv diye bekleyen insan sayısı 1 O da bu arkadaş Elinde silahla geliyor Adamın alnında bekliyor Tabi tor çocuğu kurtarınca haberi barona geliyor Baronum çocuğu kaçırdılar Bastırat tren tiri şop 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 antırı. Mümkün değil Ne Şaka değil oğlum al dinle yani diyor ki şehrin giriş çıkışlarını kapatın. Şop şop hava alanı demek herhalde. İnşallah. Ya da o kaçıranı bulun şop şop şey yapın da demiş olabilir bilmiyorum. Tabi bu albayımsı şey mümkün değil dese de el mahkum göt gardiyan kapatıyor şehri. Tabi baronun sağ kolu da ışığı kurtarmaya geliyor. Ama Thor abiyle bir güzel kapışıyorlar. Şimdi bu hapisteki baron demedi mi benim uşağımı kurtar? Peki siz kimden iş aldığınızda uşağı kurtarmaya gidiyorsunuz? Bu adamın sizden haberi yoksa sizi kim tuttu? Yapımda bu kısım yok amına koyayım. Instagram'da keşfette buldular herhalde işi. Bu iki dingil hem birbirleriyle hem de şehirdeki baronun hizmetinde olan özel kuvvetlerle bir güzel kapışıyorlar. Ama kapışma öyle böyle değil. Şehirdeki vatandaş çekilin film çekiliyor demiş ve meydana bunlara bırakmışlar. Bakınız bu ikisi bıçakla birbirine saldırıyorlar. Abiler oğlum çok iyi ya. Şeklinde izliyorlar. Buradaki ses efektleri, müzik, ortam şu şekilde. Normalde böyle olması lazım. Beyler yapmayın beyler. Var gibi elmalar ağzınızı paralar gel. Oğlum bıçaklar ne güzel lan. Ay kiray gel kız aşağıda bıçaklaşıyorlar. Yapımda öyle tek planlar var ki Allah belanızı versin dedirtiyor. Tek bir örnek verecek olursak ki hangi birini versek de adından yenmez bu araç sahnesi. Bakınız. Allah belanızı versin. Ey Türk sineması! Ne zaman görürüz acaba? Evet size diyorum acaba ne zaman görürüz şöyle şeyler? Oğlum vallahi zor değil la. Onlardaki ekipman bizim ekipmanlarla aynı lan. Ama bütçeleri fazla. La sus. Oğlum şu yapımın bütçesi Hollywood standartlarına baktığında en düşük bütçeli işlerden 65 milyon dolarla. 65 milyon dolar. Velhasıl kelam hikayenin tam ortasında ortam sakinleştiğindeki en doğru noktada seyirciyi dinlendiriyorlar. Thor abi uşakla derin bir bağ kuruyor. Ne o bağ? Ailemi öldürdüler. Flash bekleniyorum şu an. Aynen çocuğu falan aklına geliyor. Ekip paramız yatmadı çocuğu sal bırak dese de Kurtaracağım taktım kafaya çocuğum falan aklıma geliyor acayip acayip oluyorum diyor. Gidiyor bu abiye al uşağı ben onları oyalayacağım köprüyü geçin kaçın diyor. Herkese tek ata ata vike vike giderken Tor köprüye gel artık Geldim geldim Ananız Çekicim nerede amına koyayım çekicim nerede Çocuk karşıya geçiyor ekip çocuğu alıyor Ama Tor abimiz beni bırakın deyip geri dönerek Sıka sıka ilerledikten sonra bakınız Boynundan evet aha da şu noktadan şak diye vuruluyor ben gösteremiyorum. Sonra YouTube o kadar kan gösterme diyor. Eğer ki İbrahim tatlı ses kadar hayır duası almadıysanız hayatta kalma olasılığınız yok oğlum. Ama Tor abi ayağa kalkıyor kendini salıyor. Çekici. Finalde kurtulan uşak havuzdan çıktığında ise arkada flu bir şekilde kimi görüyoruz? Acaba kim bu? Kim bu ünlü? İkinci yapımda devam edecek ünlü kim? Oğlum nasıl bir bilmece la bu? Şimdi basit bir matematikle bunca tantanaya gerek var mıydı test yapıyoruz. Çocuğu buradan kaçıracaksın ama her yer tutulmuş. Ne kardeşim bu? Su, deniz, göl, gölet, her ne boksa. Al iki tane dalgıç kıyafeti. Bir uşağı bir kendine. Yüzerek köprünün öteki tarafına dipten geç. Son olarak yapımda aşkın zerresi yok. Bakın zerresi. Sadece bu ablamız arada tora yürümekle acımak arasında gidip geliyor o kadar. Neymiş? Aşk olmadan da Film yapılabiliyormuş. Yönetmenin ilk yönetmenliğinde bu başarısı peki? Yönetmenin normalde aksiyon karagraficisi olması peki? Yönetmenin daha önce dünyayı dövüştürmüş olması peki? Hugh Jackman'ın Wolverine'de dublörlüğünü yapmış olması peki? Bu yapımdan önce sadece 5 tane kısa filmi olması peki? Kısacası aldım 65 milyon dolar. Bindim Netflix sandalına... Koydum başrole Thor abiyi, dövüştürdüm hunharca. Hikayeye kasmadım. Verdim aksiyonun dibine. Aşk olmadan da izlettim. Bu güzel yapımı seyirciye temalı. Bu yapım bizim için. Yağım silahlar belimde değil dilimde Anlamazsan bakayım Çok da sikimde konuşuyor dırdı bir kutunun içinde Gününü geçirirken şuncacık beyinle Program yapıyor elli kelimeyle Makyajı beş kart memeleri dizinde bu anlatıyor Halime teyzeme Wake up man giderim size biraz hızlı gelebilir Anlamazsan geriye sar artık dünya düz değil Bize sunarsan penguen az yıran hiç buz değil Yavşaklıkta Zeus'tur ortaya koyduğum profil Karakteriniz kokuşmuş çürümüş bitmiş yobaz eş 3 sallıyor haberlerden hallet